Herkese iyi günler arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Şimdi kümese geldim. Tavuklarımız yolumuzu gözlüyor. Acıkmışlar hepsi. Bugün tabii biraz geç geldim. Geç indim kümese. Onun için acıkmışlar. Bayağı bir acıkmışlar. Şimdi onlara fazla bekletmeden hemen tavuklarımızın, bıldırcınlarımızın, civcivlerimizin yemlerini verelim. Evet, tavuklarımızın yemi burada. Tamamen bitkisel yem. İçerisinde hayvansal katkı yok. Arpa, buğda, mısır kırı, ondan sonra da ve diğer bitkisel bazı yemler, karışım daha var. Güzel bir yem. Severek de yiyor tavuklarımız. Şöyle kalkalım şimdi. Evet. Gel bakayım, gelin. Evet. Onlar yemlerini yesinler. Bıldırcınlarımızı ve civcivlerimizi de yemlerini verelim bekletmeden. Anaç bıldırcınlara da yine aynı yemden veriyorum. Evet. Üste jumbo bıldırcınlarımız. Gerçi onların yemi varmış, onların yemi. Evet, orada yumurtlamışlar. Bir tane de yumurtaları var. Şunun içinde, diğeri de oraya saklanmış. Onların yemler, alttakilerin yemine bakalım. Evet, alttakilerin yemi. Bunlarda da bir tane yumurta var orada. Acıktın mı? Bana kızıyorlar. Çok acıktık, nerede kaldın diye. Evet, buyurun. Afiyet olsun bakayım. Evet. Evet, sıra civcivlerimizde. Civcivlerimizin de yemlerini verelim. Evet. Suları bitmiş. Bunların sularını da doldurayım sonra. Civcivlerimiz de acıkmışlar. Onlar da hepsi kapıların önüne yığılmışlar. Evet, hemen sizin de yemenizi vereyim. Evet, maalesef. Geçen o rahatsız olan civcivimiz de ölmüş. Neyse. Nasibimiz de yokmuş. Hayırlısı. Evet, onu çıkartalım. Evet, yemlerini de verelim. Evet, civcivlerimizin yemi de burada. Civcivlerimizinki de bitkisel yem. Yine bunun içerisinde de arpa, buğda, mısır kırığı gibi tamamen bitkisel olan karışım var. Yine bunlarda da hayvansal katkı olan yemler kullanmıyorum. Fenli yemler kullanmıyorum. Biraz fazla oldu. Evet. Buyurun bakayım. Hadi size de afiyet olsun. Şunu da doldurayım. Küçük yemlik. Bunda bu. Bunda bu tarafa koyalım bunda. Hepsi bir tarafta sıkışıyor. Bir kısmı da burada yesinler. Fazla sıkışmasınlar. Evet. Orada otomatik sistem soluk
sular var. Altlarda yine kirlenmiş. Bir iki gün önce temizlemiştim. Yine dolmuş. Onu da şimdi temizleyeceğim. Evet. Çizgilerin yem yerken ki bu sesi çok hoş, çok güzel, hoşuma gidiyor. İnsana ayrı bir huzur veriyor. Şöyle bir iki hafta daha burada kalasını bunlar. Ondan sonra da daha büyük bir yere çıkartacağım. Çünkü büyüdüler artık, büyüdüler. Hani soldukça yer kendilere dar gelmeye başlıyor. Hem koku fazlalaşıyor hem de yer dar gelmeye başlıyor kendilere. Onun için bunları da şosun çıkartacağım. Şöyle bir iki hafta sonra çıkartacağım ben inşallah. Diğer civcivlerimiz, bıldırcın civcivlerimize de artık onlarda bir değer geçti. Bıldırcın diyebiliriz. Bir tanesi düştü aşağı. Onların yemlerini de verelim. Evet. Diğer yeni yetişen bıldırcılarımız da burada. Bunlardan bir tanesi aşağı düştü. Bunlarda gerçi yemleri varmış ama yine onu da takviye yapalım. Beslediğim bütün hayvanları mümkün olduğunca bitkisel yem kullanıyorum. Kesinlikle şey kullanmamaya çalışıyorum. Yine bunlara da şu an tavuklara vermiş olduğum yumurta yeminden veriyorum. Evet. Yine bu yemden veriyorum. Tabii şu, bir hafta öncesine kadar civciv geliştirme yemi veriyordum. Ama artık bunlar şu anda tabii 45-50 günlük oldular. Artık yumurtaya başlama zamanları geliyor. Bunlara da yine yumurta yemi veriyorum şu anda. İnşallah olursa birkaç gün sonra da diğer anaç bıldırcınların yanına, dişileri anaç bıldırcınların yanına koyacağım bunlardan. Size de afiyet olsun. Tekrar tavuklarımızın yanına gidelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet. Kınalı. Ne diyorsun? Maşallah kınalı da büyüdü. Küçükken kınalı diyordum ona. Rengi bayağı kına sürülmüş gibiydi sanki üzerinde. Kıpkırmızı. Çok güzel bir rengi vardı. Hala aynı rengi hemen hemen taşıyor. Başın kınalı diyorum. Bayağı büyüdü maşallah bu da. Evet, çillimiz de burada. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beraberce tavuklarımızı, civcivlerimizi, bıldırcınlarımızı yemlemiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.